Merhaba arkadaşlar. Kardeşimin düğünü nedeniyle birkaç gündür ders yapamadım. Kusura bakmayın gecikme için. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son personel listesinden yeni personel ekle formunu hazırlamıştık. Burada TC no, adı, soyadı, departman, ünvan, telefon, adres, maaş bilgileri gireceğiz. Önce departman ve ünvan formlarını hazırlamamız gerekiyor. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle personel kayıtta şuradaki tekstlerin hepsini seçiyorum. Ortak font bunu kalibri 11 yapıyorum. Tamam dedim. Buradaki vazgeçin içerisine unload me yazmışız zaten. Bir de arkadaşlar bunun cancel'ını true yaparsanız ESC'ye basınca da kapatmış olacak. Hemen bunun mesela TC no max length var arkadaşlar. Max length'i 11 yapıyoruz. Yani en fazla 11 karakter girsin diyelim. Şuradaki departman ile ünvan formlarını hazırlamamız gerekiyor. Şuradan insert form diyorum. Hatta ikisine bir form yapalım arkadaşlar. Hem departman hem de ünvana tek bir form hazırlayalım. Şöyle başlığına hiçbir şey yazmıyorum. Bir tane label alıyorum. Bunun ismini LBL ünvan departman diyorum. LBL ünvan departman ve tekstine de hiçbir şey yazmıyorum. Hatta bir şey yazayım isterseniz. Departman diyelim. Altına da bir text kutusu. İki noktayı sileyim. Altına bir text şöyle koydum buraya. Tamam. Ondan sonra bir tane ekle butonu buraya koyuyorum. Ekle. N'in de altını çizelim. Shift 6 ile N'in altı, pardon, oraya da yazılmıyor. Accolator'a yazılıyor. Ben C# ile karıştırıyorum bazen. Pardon. Buraya E yazacağız sadece. N'in altını çiz dedik. Buraya bir list box alacağız arkadaşlar. Bizim hazır list box'larımız vardı. Şu list box'ı kopyalıyorum. Geliyorum buradaki. Buraya yapıştır diyorum. Ve list box bayağı bir büyük olmuş gördüğünüz gibi. List box'ı buraya aldım. Şunun custom'ına geliyorum. Ve şuradaki remove ile 3'ten itibaren her şeyi siliyorum. Her şeyi sildim. Neyse. Buraya ID diyorum. ID. Bu uzunluğuna 0 yapıyorum. Insert. Buraya da add diyorum. Ve uzunluğu yaklaşık 300 olsun. Tamam'a bastım. Sonra bunun arkadaşlar bu listenin width'i, şurada width yazıyor. Width'i 1006'dır. 300 yazayım bakalım ne kadar olacak. 300 de çok. 200, 150, tamam 150. Yüksekliği de height 150 değil tabii. Bunu 170 yapalım. Tamam. Yükseklik height'ini de 200 yapalım. Tamam. Çok güzel. Tamam. Bu bizim listemiz. Şimdi sadece ne var? VT arkadaşlar 170 olduğuna göre şunu da 170 yaparsak iyi olur uzunluğu. Hatta 160 yaparsak daha güzel olur. 160. Tamam. Şöyle çalıştırdığımız zaman 160'tan fazla 165 yapalım. Şurada custom'ını 165 yapıyorum. İkinci kolonu. Hemen şuradaki okla çalıştırayım. Gördüğünüz gibi tam uymuş. Bir tane de kapat butonu olsa iyi olur. Ekranın yanına bir kopya oluşturayım. Buraya da kapat diyelim. Ya da tamam diyelim. Kapat diyelim. Hemen bunun kapatının cancel'ını true yapıyorum. ESC'ye basınca ona tıklamış olalım. Bir de can'ın altını çizelim. Ve kapatın içine girip hatta bunlara bir de isim verelim arkadaşlar. Daha güzel olur bana göre. Şuna TX'de add diyelim. Buraya BTN ekle. Şuna da BTN kapat.
Şuna da lst list diyelim. Liste diyelim. Hatta liste demeyelim. Lst departman ünvan. İkisi için kullanacağız bunu. Kapatın içine girip unload me dedik. Güzel. Formumuzun ismini de frm departman ünvan diyorum. Her ikisi için olduğunu anladık. Şimdi arkadaşlar personel kayıttayken şurada tabii bir de departman ünvanın içerisine girip en yukarıya public int diyelim. Int public pardon int demiyorum. Public ne diyelim? İşlem diyelim arkadaşlar. İşlem as integer diyorum. İşlem integer. Şimdi ben burada bak bu şu anda anlatacağım şey önemli arkadaşlar. Yani olayın mantığını anlamanız için. Şimdi burada şu artıya basarsam bu btn buna btn departman diyorum. Departman. Buna da btn ünvan diyorum. btn ünvan. Şimdi departman içine girdim. Burada diyorum ki frm departman ünvan nokta işlem eşittir 1. Bak ben buraya bir açıklama da yazayım. Departman formu için. Şimdi tekrar personel kayıttaki şu buton içine giriyorum. frm departman ünvan nokta işlem eşittir 2. Bunun da ünvan formu için. Tamam. Şimdi personel departman ünvan formunu açıyorum ve bunun activate kısmına bakın şöyle activate kısmını bulacağız. Aktif olduğu zaman diyeceğim ki eğer if işlem eşittir 1 ise yani departman ekleme için bu form açılmışsa ondan sonra şurada end if altına böyle yazabiliriz buraya if eğer işlem eşit 2 ise yani ünvan eklemek için form açılmışsa. Buraya da end if. Tamam. Şimdi biz geliyoruz buraya. Farz ederim ki artık hangi butona basıldı bizi ilgilendirmiyor. İşlemin 1 veya 2 olduğuna bakacağız. Eğer işlem 1 ise me.caption yani bu formun başlığı eşittir. Departman ekleme formu diyeceğiz. Bir de şuradaki label var ya arkadaşlar. LBL ünvan departman. Bunun da teklifini değiştireceğiz. Buraya diyeceğiz ki LBL departman ünvan nokta nokta caption eşittir. Departman adı. Ondan sonra text'de ad nokta focus diyeceğiz. Nokta set focus. Bunun aynısını alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Biraz içeri alalım burayı. Tab tuşuyla içeri alıyoruz. İşte önemli olan bu mantığı yakalamaya çalışmak. Eğer işlem 2 ise buna da ünvan ekleme formu dedik. Caption'a da, label'ın caption'a da ünvan adı dedik. Ünvanı diyelim ya da ünvanı diyelim. Ya da departman adı yerine departmanı diyelim. Bu şekilde girdik. Olay bu arkadaşlar. Şimdi gelelim veri tabanımızda bir tablo oluşturalım. Hemen burada GoldDB açıyoruz. Buraya oluşturulan tablo diyoruz. Tablonun tipini tasarım görünümü diyoruz. Tablo adına departman yazıyoruz. Kimlik ID olsun arkadaşlar. Kimlik ID. Otomatik sayı. Ondan sonra departman
departman diyeceğiz. Kısa metin. Bir de is aktif diye bir şey kullanırsanız her zaman çok iyi olur. Is aktif. Buna da bit diyeceğiz. Bit yani true false değerini alır arkadaşlar. Evet pardon, evet hayır seçeceğiz. Evet hayır. Is aktif. Peki standart değerimiz ne olacak? Standart varsayılan değer evet mi hayır mı? Standart değerimiz evet olacak arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla biz hiç silme kullanmayacağız veri tabanında. Silme kullanmayacağız. Bir şeyi silmek istediğimiz zaman sadece is aktifini false'a çekeceğiz. Dolayısıyla bu şekilde kaybolmuş olacak. Acaba carilerde bunu yapmış mıydık? Carilerde bunu yapmamışız. Bence onu da yapalım. Buraya is aktif diyelim. Buna da evet hayır diyelim. Ondan sonra standart değeri evet olsun. Böyle yaptık arkadaşlar. Tamam. Departmanı hallettik. Departman is aktif. Bakın aktif. Şimdi kapatıyorum buraları. Bir tane form daha ekliyorum. Oluşturdan tablo. Tablonun üzerine gelip tasarım görünümü diyorum. Tablo adı ünvan diyorum. Buraya ID diyorum. Ondan sonra ünvan kısa metin. Bir de şuraya is aktif diyorum. Buna da evet hayır diyorum. Standart değeri yani hiçbir şey girmesek bile bu evet değerini alsın diyoruz. Şimdi burayı kapatıyorum. Ve buna da evet diyorum. Tamam. Şimdi iki tane tablo ekledim. Departman ve ünvan. Programımıza gelelim. Personel kayda geliyorum. Bunun ismi neydi? TX'de kod. Şu TX TC. Ad, soyad, departman. Ondan sonra ünvan, telefon, adres ve maaş. Şimdi şu butona tıkladığımız zaman ne yapıyordu? Form 1 diyorduk. Ha bir de şovunu yazmamışız. FRM departman ünvan nokta şov diyoruz. Şov 1. Ya da şov true de diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Şunda da yine aynı şekilde true diyoruz. Şov 1. Şimdi biz arkadaşlar cari kaydı açıyoruz. Cari tanımlamanın kaydetini alıyorum, açıyorum. Ve buradaki kaydeti alıyorum. Nerede kaydetimiz? Şurada. Şu kaydetin aynısını kopyalayacağım aşağıya kadar. Ctrl C. Geliyorum ünvan departmanı içerisine. Buradaki ekranın içine girdim. Şurada bir yerde prosedür şeklinde yapıştırıyorum. Kaydetim burada. Hatırlıyorsanız daha önceki derslerde de söylemiştim. Yani bir yerden kod alıp o kodu buraya uyarlamak. Şimdi kodumuz kaydetin içine girdiğimizi farz edelim. Kaydette ne diyeceğiz? Eğer TX'de ad boş ise lütfen şey giriz. Bir de şöyle diyeceğiz. Eğer TX'de ad boş ise yani şuraya bir şey yazılmamış ise kaydetin içinde devam ediyorum. Mesela ad boş ise acaba departman mı giriniz diyeceğiz yoksa ünvan mı giriniz diyeceğiz. Burada eğer ad boş ise ve şöyle bir şey daha yazabiliriz buranın içine. If işlem eşittir 1 ise buraya arkadaşlar end if yazacağız. Yani şunu buranın içine yazdım. Ve bunun aynısını kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırıyorum. Eğer işlem 2 ise lütfen departman adı giriniz. Lütfen ünvanı giriniz diyeceğiz. Departmanı giriniz. Tamam. Ve şuraya dikkat ederseniz burada demişiz ki eğer ad boş ise ve işlem de 1 ise departmanı giriniz. End if. İşlem 2 ise yani bu boş olduğu durumda
gelip buraya girecek. Buraya girdiği zaman da 1 veya 2 olup olmadığına bakacak. 2 de buraya bakacak, 1 de şuraya bakacak. İşlem 2 ise lütfen unvanı giriniz. Sonra form show olacak. Mesaj formu show olacak ve show'dan sonra da TX'de ada fokuslanacak. Exit sub end if. Yani burası böyle. Ondan sonra bir seçeneğimiz yok. Şuraya gerek yok. Bir soru soracağız. Cari kaydedilsin mi? Ha, bu soruda da yine şöyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlar. Dim soru as string diyelim. String. Ondan sonra soru soru eşittir. Soru 1 diyelim. Dim soru 1 virgül soru 2 diyelim. Soru 1 eşittir. Zaten aynısı burada var arkadaşlar. Şunun aynısını kesiyorum. Şuraya yapıştırayım. Buna soru 1 diyelim. Ya da sor 1 diyelim ya. Sor 1. Sor 2. Sor 1'de cari kaydedilsin mi diyor ya. Departman kaydedilsin mi diyeceğiz. Departman kaydedilsin mi? Kayıt. Soru 2'de ise ünvan kaydedilsin mi diyeceğiz. Ünvan kaydedilsin mi? Hatta buraya başlık olarak departman kayıt. Buraya da ünvan kayıt diye mesaj başlığı da verebiliriz. Şimdi burada bir soru daha soracağız. If eğer işlem eşittir 1 ise then dur böyle yapmamamız lazımdı ya. Daha farklı yapmamız lazımdı. Böyle yapmayalım. Şu mesajı kaldırayım arkadaşlar şuradan. Sadece soru 1 şöyle olsun. Departman kaydedilsin mi? Buraya gerek yok. Soru 2'de ünvan kaydedilsin mi? Şöyle. Tamam. Ondan sonra eğer işlem eşittir 1 ise bir de şurada mesaj diyeceğiz arkadaşlar. Şurada virgül mesaj. Virgül mesaj dedim. Eğer işlem 1 ise mesaj eşittir sor 1. Bakın işlem 1 ise mesaj eşittir sor 1. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Buraya artık else yazabilirsiniz. Çünkü başka şart yok. Else mesaj eşittir sor 2. Burada da end if. Şimdi sorumuzu yazalım. Sor eşittir msg box parantez içinde buraya mesaj virgül vb yes no diyeceğiz. Yes no virgül bir artı question diye bir soru soracağız. Q harfine basalım. VB questions diye soru sorsun. Virgül kayıt. Buraya kayıt diyorum. Sorumuz bu. Parantezi kapatmadık. Parantezi kapatıyoruz. Eğer sor 7 ise yani hayır butona tıklanmışsa veri tabanına bağlan dedik. Tamam. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Kapıya bakayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sor 7 ise bu. Tamam. Şimdi burada bir SQL sorgumuz için de yine bir if kullanmamız gerekir. If eğer işlem eşittir 1 ise then şu SQL'i kullanacağız. Buraya else burası niye böyle boş? Tamam. Else şurası öbür tarafın devamıdır arkadaşlar. Üst tarafın devamıdır. Neyse buraya gerek yok. Else yine şu SQL'i kullanacağız.
Buraya and if. Şimdi işlem 1 ise buraya girecek. Buraya girmeyecek. Şimdi insert into cariler demiyoruz. Bir neydi? Departmandı. Buraya departman diyeceğiz. Bize ne lazımdı? ID. Bir de ad lazımdı. Başka da bir şey lazım değil arkadaşlar. Isaktif'e gerek yok. Isaktif'i yazmamıza gerek yok kayıtta. Zaten default değeri evetti. Yani kaydedecek zaten. Insert into departman virgül ad. Ondan sonra values değeri. Buraya ne atıyorduk? ID de otomatik attığı için ona da karışmıyoruz. Çift şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Tek tırnak, çift tırnak ve çift tırnak, tek tırnak. O kadar. Bundan sonra tekrar parantezi kapatıyoruz. Bu araya da arkadaşlar TX'de ad diyoruz. Insert into departman. Departmana ID ve adı yaz. Hatta ID de yaz dememize gerek yok. Sadece adı yaz diyeceğiz. Ve TX'de adı yaz. Bunun kopyasını alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ve buraya da ünvan diyorum. Ondan sonra şuna gerek yok. Database'ten bağlantı kes. Buraya formu kapat. Bir mesaj da verelim isterse. Ya da mesaja gerek yok. Buraya arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Yine if eğer işlem eşittir 1 ise buraya diyeceğiz ki departman listele else ünvan listele. Buraya da end if. Tamam. Burada mesaj falan vermemize gerek yok. Şimdi işlem 1 ise departman listeleyecek. İşte ünvan değilse ünvan listeleyecek. Şimdi buraya sub departman listele diyorum. Aşağıya da sub ünvan listele diyorum. İki tane prosedür açtım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz biz kaydeti yukarıdan aldık. Hızlı bir şekilde buraya uyarladık ve kaydetimiz bitti. Şimdi buradaki cari listesinden şöyle bir cari listeyi de alalım istiyorsanız. Cari listele. İşte cari listelemiz burada. Şunun hepsini kopyalıyorum. Nereye kadar? Şuraya kadar kopyalıyorum. Ve geliyorum personel ünvan departmanı içine girip şuradaki departman listelerin içine yapıştırıyorum. Şu yukarıdan başlayalım. Departman listele de şuna gerek yok. Dim x alt long dedik. Dim lst list item. LST cariler demiş ya. Biz burada ne demiştik? LST departman ünvan nokta list item nokta clear. Arkadaşlar önce departman ünvan list item'i temizliyoruz. Database'e bağlan diyoruz. Select yıldız from. Buraya departman diyoruz. Ondan sonra burayı veri tabanı aç. Birden kayıt sonuna kadar buradaki ID şurada LST departman ünvana önce sıfırıncı field'i at, yani ID'yi at. Sub item 1'e de 1'i at. Şunların hepsini siliyorum. Buraya kadar, pardon. Buraya kadar sildim arkadaşlar. Şunlara da gerek yok. Bunu daha önceki derslerde açıklama amacıyla vermiştim. Veri tabanına kadar. Arkadaşlar mesela C#'da falan böyle değil. Mesela C#'da işte LST departman ünvan nokta data search eşittir. İşte şurada diyorsunuz birden çağırıyor hepsini. Tek tek böyle aktarmaya gerek yok. Burada böyle maalesef. Şunun if'lere de gerek yok. Ondan sonra şuna da hiç gerek yok. Tamam. Sadece arkadaşlar bir döngüyle veri tabanındaki tümünü tabloya atıyorum. Bağlantıyı kesiyorum. Ondan sonra şurada da burada LST diye bir list item tanımlamışız. Bunu set ettiğimiz için bu nothing'e çekiyoruz. Şu end sub'a gerek yok. Böyle. Bizim yaptığımız listeleme bu arkadaşlar. Şimdi ben bunun aynısını kopyalıyorum. Geliyorum ünvan listelerinin içine yapıştır diyorum.
Sadece yapmam gereken burası ünvan. Aa, bir de bir şartımız var. Ver diyeceğiz. Ver is aktif eşittir true diyeceğiz arkadaşlar. Is aktifi true olanları listeli. Is aktif eşittir true. Bunu kopyalıyorum. Aynı şekilde buraya da yapıştırıyorum. Yani aktif olanlar listeli. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım nasıl olacak. Geliyorum. Hiç test etmedik gerçi. Yeni personel. TC numarası girdim. Adı Ahmet. Soyadı Demir. Ama biz buraya da çağırmamışız daha. Şimdi departmana geldim. Bakın gördüğünüz gibi departman ekleme formu. Departman adı. Mesela şuraya basıyorum. Ünvan ekleme formu. Ünvanı. Departmanı ekliyorum. Departmanı muhasebe. Ekle diyorum. Ekle, ha, pardon, eklenin içine kaydet yerleştirmemişiz arkadaşlar. Personel kayda geldim. Pardon. Departman ünvanın eklesine girdim. Buraya sadece mi nokta kaydet diyorum arkadaşlar. Kaydeti çağır diyorum. Bir daha çalıştıralım programımızı. Hemen buraya geldim. Şuraya geldim. Departmana geldim. Muhasebe ekle. Departman kaydedilmiş mi? Evet. Ad doğru yazıldığından emin olun. Ad diye bir şey var mı? Biz ne? Aa, biz ad dememiştik arkadaşlar. Şimdi hepiniz eminim. Bak biz buraya departman demişiz. Biz buna da ne demişiz? Ünvan demişiz. Oraya da ne yazdık? Ad demiş, dedik. O zaman kaydetin içine gidelim. Şuraya buraya departman, buraya da ünvan dememiz lazım. Tamam, kaydettim. Şimdi programı durduruyorum. Veri tabanımı kapatıyorum, kapalı. Çalıştırıyorum tekrar. Ana sayfadan çalıştıralım tekrar. Geldim buraya. Yeni personel, departman. Muhasebe büyük harfle yazalım. Muhasebe bekle. Allah Allah. F8'e basıyorum. Geldim. Departman kaydedilmiş. Evet. Bağlandı. Geldi. Veri tabanı açtı. Burada bir sıkıntı var. Departman, departman. Bakın departman olmadığı için kendi ifade atladı. Yazarken sıkıntı yaşadı. Insert into demiş şu bilinmeyen adla içeriyor. Departman. Diyor, departman diye bir şey yok diyor. Biz aslında boşuna departman dedik de. Bence bunun biz bunu en iyisi departman yazmışım görüyorsunuz. Departman. İşte bu kadar. Hatamızı gördük yani. Bir daha çalıştırıyoruz. Muhasebe. Ekle. Tekrar geldik. Ama listelemedi. Kapattı. Bir dakika. Ekle dediğim zaman ne yapıyor? Kaydet yapıyor. Peki kaydet ne yapıyor? Geliyor, geliyor. Şunları yapıyor. Ünvan listele. Departman liste. He, şurada bir unload me var arkadaşlar. Buna gerek yok. Burada ne yapacağız biliyor musunuz? Bu listelemelerden sonra txt add nokta clear diyeceğiz. Nokta txt add eşittir boşluk diyeceğiz. Txt add nokta set focus diyeceğiz. Böyle. Bir daha deneyelim. Biraz uzuyor arkadaşlar maalesef. Geldik buraya. Geldik buraya. Satın alma. Ekle. İstelemedi ya. Bakalım veri tabanına yazmış mı? Departmanı açıyorum. Bakın muhasebe satın alma. Her ikisini de kaydetmiş.
Oradaki where'de bir sorunu yaptık arkadaşlar. Burada listelede, bakın departman listelede departman form departman, bakın burada where yazmamışız ya. Buraya where dememiz lazım. Nerede? Şurada burada diyeceğiz ki where is active eşittir true. Burada da where yazmamız gerekiyor. Ay, where yazmışız buraya. Buradaki ne yazmamışız? Where is active eşittir true. Bir de arkadaşlar form açıldığı zaman da listeleme yapmamız lazım. Formun activate kısmına, form ilk aktif olduğu zaman şurada mi nokta departman listele. Ha, dikkat ederseniz yani zamanı gelince ekliyoruz. Hemen birden her şeyi hazırlamamıza gerek yok. Mi nokta ünvan listele dedik. Şimdi çalıştıracağız arkadaşlar. Bir telefona mesaj geldi. Tamam. Şimdi tekrar çalıştırıyorum programımızı. Hemen buradan bakın gördüğünüz gibi muhasebe ile satın alma geldi. Şuraya bastığım zaman hiçbir şey gelmedi gördüğünüz gibi. Ünvan tekniker diyelim. Büyük harfle yazalım. Tekniker. Ekle diyorum. Evet diyorum. Bakın teknikeri ekledi. Mühendis. Alt E'ye de basabiliyorum. Mühendisi ekledi. Buradan departmana geliyorum. Departmanı gösteriyor. Departmanları. Ve bu şekilde biz bir de buraya listeleteceğiz arkadaşlar. Biraz uzadı dersimiz. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Böyle devam edeceğiz inşallah arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.